Merhabalar, ben Avukat Ayfer Ömer. Bu ilk sorulardan bir tanesi, ABD vatandaşı kız kardeşinden sponsorluk olarak benim eşimin içeride yani Immigration Office'te dosyası var. Eşimin Green Card çekilişine başvurmasında bir sakınca var mı? Yani Green Card çıktığında alamama ya da çıkmadığında Immigration Office'teki hakkını kaybeder mi diye bu takipçimiz soruyor. Anladığım kadarıyla bu kişinin eşine Amerikan vatandaşı kardeşi başvuru yapmış durumda yeşil kartı için ve o süreci beklemede şu an. Tabii bu noktada da Green Card çekilişine başvurmada bir sakınca var mı diye bu takipçimiz öğrenmeye çalışıyor. Cevabımız şu şekilde olacak. Sonuçta eşinizin Amerikan vatandaşı kız kardeşi üzerinden başvuru yaptığı dosyası beklemede olan bir dosya. Ve dolayısıyla eşiniz için başka türlü yeşil karta başvurma durumları oluşabilir. Dolayısıyla bu ikisi birbirine engel teşkil etmez. Farz edelim eşiniz şu an yeşil kart dosyasına, çekiliş dosyasına da başvuru yapmış olduğunu ve gelecek sene Mayıs'ta da bunun çıktığını düşünelim. O zaman o dosya üzerinden de gerekli yeşil kart çalışmalarını eşiniz yapabilecek. Dolayısıyla kız kardeşinin yani bu başvuruyu yapması ne kız kardeşinin onun için yaptığı başvuruyu olumsuz etkiler ya da yapacağı yeni başvuruyu etkiler ya da kaybetmesine yol açar diye bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla çok rahat bir şekilde eşiniz şu anki çekiliş süresi bitmeden göçmenlik green kartı için yapılacağı bu DB çekilişine başvurusunu yapabilir deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftadan başka bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. ABD vatandaşlığını aldıktan sonra annem ve babama green card başvurusu yapacağım. Annem ve babam Amerika'da olurlarsa işlem daha hızlı olabilirmiş. Bu doğru mudur diye takipçimiz soruyor. Şimdi şöyle söyleyeyim, siz Amerikan vatandaşı olduğunuz zaman anne ve babanıza evet Green Card başvurusu yapma hakkınız var. Ve bunu ister onlar Amerika'da bulunsun, isterse Türkiye'de bulunsunlar. Bu süreci yapabilmeniz mümkün olacak. Şu anki sürelere baktığımızda Amerikan konsolosluğu üzerinden gidilen durumlarda yaklaşık bir yılı bulan bir süreçle karşı karşıya olacaklar. Tabii Amerika'da olduklarını varsayalım onların. O zaman Amerika'da bulundukları sürede de yaklaşık 6 ay ile 1 yıl arasında sürecek bir süre uzunluğu ya da yeşil kartı gidebilme durumuyla karşı karşıya kalacaklar. Dolayısıyla buradaki tabii diğer önemli bir durum kendilerinin Amerika'ya gelmelerini sağlayacak bir turist izinleri var mı yok mu? Bu da göre değişir. Eğer turist izinleri varsa ve sizi burada ziyaret edip daha uzun kalabilme durumları varsa o zaman tabii ki buradan onlar buradayken göçmenlik dersi üzerinden yapılacak süreç çok daha hızlı bir şekilde ilerleyecek deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftadan gelen bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Eşim ve ben Amerikan vatandaşlığı için başvuru yaptık. Eğer vatandaşlık alabilirsek anne ve babamız için Green Card başvurusu yapmak istiyoruz. Ortalıkta doğruluğunu öğrenmek istediğim bir söylenti var. 2019 yılından itibaren anne ve baba için Green Card verilmeyecek deniliyor. Sizin bu konuyla ilgili bir bilginiz var mı diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi Amerikan vatandaşlarının anne ve babaları için yeşil kart başvurusu yapma hakları şu an mevcut ve bu devam eden bir hak ve dolayısıyla anne ve babaları da bu başvurudan dolayı yeşil karta gidebilme hakkına sahipler. Dolayısıyla bu hakkın iptal edilmesiyle ilgili bir durum söz konusu değil şu an ya da 2019 itibariyle kalkmasıyla ilgili bir durum söz konusu değil. Fakat bildiğiniz gibi Amerika'daki şu anki başkanımız tarafından bu noktadaki işte hani bir kişinin diğer aile bireylerini de böyle zincirleme getirebilmesini engelleme noktasında dileklerini devamlı aslında dile getiriyor başkan. Bu seçim öncesinde de yapıyordu. Kazanmadan önce de başkanlığı bu iddiaları ve istediği bu durumları dile getiriyordu başkan. Ve şu anda aslında devamlı dile getiriyor. Fakat şu aşamada böyle bir hak ortadan kalkmış değil. Tabii yarın gerekli değişiklikler yapıldığında ne olduğunu görmek gerekecek ama şu an itibariyle böyle bir engel ya da değişiklik şu an için görülmüyor. Dolayısıyla anne ve babanıza, vatandaşınıza alınca başvuru yapma hakkınız şu an için bir sorunsuz devam ediyor deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, diğer bir takipçimiz geçen haftadan bize sorduğu soru şu yönde. Amerika'da emlak alıp oturma izni almak mümkün müdür diye takipçimiz soruyor. Kişiler Amerika'da sadece emlak alıyorlar diye oturum izni ya da green card hakkı verilmiyor. Yani siz işte ben bir ev alacağım, bu evin üzerinden burada işte hem oturacağım hem ondan dolayı oturum hakkı sahibi olacağım diye düşünüyorsanız bu mümkün değil. Ama bunu iki türlü görülebilir. Bir tanesi
Eğer siz emlak almayla kastettiğiniz bunun ticari tarafıysa, emlak yönetimi, emlak yatırımı gibi bir işlere giriyorsanız, o zaman bir emlak değil tabii, birden fazla emlak yatırım yapılması gerekiyor. Bu sayede yatırımcı vizesine gitme imkanınız olabilir. Ya da green card'a gidecek bir noktayı düşünüyorsak, o zaman emlak projeleri var. İşte alışveriş merkezlerinin yapılması gibi. Bu tip projelere en az 500 bin dolar yatırımla o zaman yeşil karta gitme imkanını elde edebiliyorsunuz. Ama bu emlak tabii sizin kontrolünüzde olan bir emlak değil. Siz sadece yatırım yapmış oluyorsunuz büyük bir yatırımın içine. Ve ondan dolayı da yeşil karta gitme durumunuz oluyor. Dolayısıyla bu noktada şunu söyleyebiliriz. Sadece bir emlak almakla bu mümkün değil. Yatırım amaçlı yapılacak adımlarla oturum ya da yatırımcı vizesi alma durumunuz mümkün olacaktır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, diğer bir takipçimizden bize gelen soru şu yönde. Amerika'da bir okuldan MFA programından mezunum. Nisan ayında H1 vizesine başvuru için iş bulmuş olmam mı gerekiyor? Yoksa biz vize başvurusu yapıyoruz. Konsolosluk eğer uygun bir iş var ise bize çalışma vizesi mi veriyor diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Takipçimizin tabii sorduğu durum H1B dedikleri H1B denilen çalışma vizeleriyle ilgili olan bir süreç. H1B çalışma vizelerinde, H1B çalışma vizelerinde tabii ki sizin bir iş yerini bulmuş olmanız lazım. Dolayısıyla size sponsor olacak bir iş yerinin olması gerekiyor. Ve bu iş yeri de size talepte bulunup, öncelikle İş ve İşçi Bakanlığı üzerinden size ne kadar maaş ödeyeceğini belirtip, pozisyonu belirtip bir ön certification yapılıyor. Ve ondan sonra da H1B dosyası için göçmenlik dairesinde Nisan ayının ilk haftası başvurunuzun yapılması gerekiyor. Ve bu başvuru yapıldıktan sonra eğer başvurunuz onaylanırsa ondan sonra siz Amerikan konsolosluğu üzerinden H1B vizenizi alıp geliyorsunuz. Dolayısıyla size konsolosluğun ya da göçmenlik dairesinin bulduğu bir iş durumu yok. Size bir sponsor işveren gerekiyor. Ve H1B vizelerindeki sponsorluk durumu genelde H1B vizelerinde iş yeri sizin gibi üniversite mezunu gerektiren bir pozisyonda bir çalışana ihtiyacı duyuyor ve sizin için bu başvuruyu yapıyor olması gerekiyor. Dolayısıyla ancak bu durumlarda bu mümkün oluyor deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, diğer bir takipçimizden gelen soru da şu yöndeymiş bize. Clean City projeleri kapsamında yatırımlarda yatırım miktarı yine önem arz ediyor mu diye takipçimiz soruyor. Tahmin ediyorum takipçimizin sormak istediği durum şu. Belli bir yatırım yapma rakamları varsa, eğer bu yatırımcı vizesi içinse tabii, bu noktada yatırımı ne tür endüstriye ya da işe yaptığımızda bir rakam değişikliği oluyor mu diye soruyor olabilir takipçimiz. Şimdi şu cevabı size ben vereyim. Yatırımcı vizelerinde yatırım miktarı önemli ama minimum bir miktar yok. Dolayısıyla sizin başlatmayı planladığınız işin ihtiyacı olacak yatırım miktarı kadar yatırımı yapıyor olmanız sizin yatırımınız için yeterli olacaktır. Ama tabii endüstri seçiminde dediğinizde tabii ki fark edebilir. Özellikle clean city projeleri dediğiniz tarzı projelerde daha çok işte böyle hani enerjiyi sev yapacak tarzı, işte doğaya daha zarar vermeyecek alanlarda yapılacak, yani doğanın daha karlı hale geçebileceği alanlarda yapılacak çalışmalar tabii önem arz ediyor olacak. Dolayısıyla siz bu noktadaki projelere yatırım yaptığınızda yatırım miktarı gene sizin ne kadar işi kuracağınız rakamın ne kadar ihtiyaç duyulduğuna göre değişecek. Eğer o rakam o işi kurmanız için yeterli ise gireceğiniz alanda endüstri durumu size daha da pozitif ve artı bir durum kazandıracaktır. Yoksa minimum bir rakamın değişmesini sağlamayacaktır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, diğer bir takipçimizden bize geçen haftadan gelen soru da şu yönde. Asli hukuk mahkemesinde davacı olduğum bir dava var. Davalı olduğum ise sulh ve asli hukuk olmak üzere iki tane mahkemem var. Davalı olduğum konular ise akrabalar ile ortak olunan arsalarla alakalı. Bu mahkemeler green card'ı almamı engeller mi diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi green card'ı kişilerin almasını engelleyecek durumlardan bir tanesi tabii suç durumları oluyor, cezai durumlar oluyor. Cezai mahkemelerdeki sizin aleyhinize açılmış davalar oluyor. Dolayısıyla sadece medeni hukuk ya da asliye hukuk sulh olabilir. Bu tip durumlarda medeni hukukla ilgili, alacakla ilgili durumlar sizin green card almanıza herhangi bir engel teşkil etmez. Ama ne zaman ki cezai anlamda bir yargılamayla karşı karşıyasanız o zaman onlar sizin yeşil kartı almanızı engel
duruma getirebilir. Yoksa sizin bahsettiğiniz durumda, bu bahsettiğiniz sizin davacı olduğunuz ve davalı olduğunuz asliye işte sulh mahkemeleri, medeni mahkemelerdeki durumlar sizin green card'ı almanıza herhangi bir engel teşkil etmez deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, diğer takipçimizden bize geçen haftadan gelen soru şu yönde. YouTube kanalındaki bir kişi Amerika'da insanlara sahte evlilik yapmaları konusunda öneriler veriyor. Acaba bu Amerika'da suç mu? Bu kişiyi dava edebilir miyim diye takipçimiz soruyor. Sizin sorduğunuz sorunun ilk soruyu tarafına geleyim. Tabii ki yasal olmayan evlilikler, sahte evlilikler kesinlikle Amerika'daki yasalara aykırı adımlardır. Dolayısıyla bu noktadaki önerilerin verilmesi çok da doğru adımlar değildir. Tabii biliyorsunuz aynı anda kişiler ifade özgürlüklerini kullanarak düşüncelerini ifade edebilirler. Ama bir kişinin dava etme durumu derken neyi kastettiğinizi çok anlayamadım. Hani bu noktada siz herhangi bir zarara uğruyorsanız tabii ki dava edebilirsiniz. Ya da şikayet etmeniz gerekiyorsa gerekli mercilere şikayette bulunabilirsiniz. Yoksa tabii ki kişinin bu şekilde yasal olmayan adımlara ya da yasal olmayan işlemlere kişileri yönlendirmesi aslında suç işlemeye teşvik noktasına girebilir. Dolayısıyla bu noktada sizin yapabileceğiniz en akıllıca adım bu kişiyi gerekli yasal mercilere bildirmeniz olacaktır. Yoksa dediğim gibi kişiler düşüncelerini, önerilerini açıklayabilirler. Ama bu suç teşkil edip etmeyeceğini en iyi adli merciler kararını verecektir deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, diğer bir takipçimizden geçen haftadan gelen soru ise şu yönde. 10 yıllık Amerika turist vizesini aldım. DS-160 formundaki seyahat planımı değiştirebilir miyim diye takipçimiz soruyor. Şimdi siz turist vize başvurusunu yaparken normalde planladığınız tarihleri belirtiyorsunuz bu DS-160 formunuzda. Dolayısıyla o tarihlere uymayabilirsiniz ya da planlarınız değişebilir ya da iptal olabilir. Gelmeyi planladığınız bir zamanda hiç gelmeyebilirsiniz de. Ya da geleceğiniz tarihlerde değil de başka tarihlerde gelme durumunuz oluşabilir. Hatta kişilere çoğu zaman Amerikan konsolosluğu bu durumlar için kesinlikle önceden bilet almamalarını, ta ki vize onaylarını alana kadar ondan sonra biletleri almaları yönünde teşvik ederler. Dolayısıyla bu tarz plan değişiklikleri olabilir. O açıdan siz bu noktada seyahat planınızı değiştirmenizde hiçbir sakınca yoktur. Önemli olan eğer seyahat planınıza uygun şekilde giriş ve dönüş biletlerinizi alıp gerekli planınızı, seyahat planınızı yapıyor olmanızdır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, diğer takipçimizden bize gelen soru şu yönde. Green Card ile Kanada'ya girişte bir sorun olmadığına göre burada kalmanın yasal süresi ne kadar ve bu Green Card ile Kanada'da çalışma ve yaşama imkanı var mı diye takipçimiz soruyor. Şimdi öncelikle siz Amerika'daki yaşama hakkınız ve oturma çalışma hakkınıza size sağlayan Green Card ile Kanada'da çalışma ya da oturma hakkına sahip olmayacaksınız. Dolayısıyla Green Card sadece sizin Amerika'daki yaşama, oturma ve çalışma hakkını verecek size. Siz Türk vatandaşı bile olsanız Green Card sahibi olduğunuz için Amerika'dan Kanada'ya yapacağınız seyahatlerde vize almanızı gerek duymadan seyahat yapabilme durumlarınız mümkün olacak. Ama bu sizin Kanada'da yaşayıp kalabilme hakkı size sağlamayacak. Ve Kanada'da ne kadar süre kalacağınızı da Kanada'ya giriş yaparken gümrükteki görevli sizin seyahat planınıza göre verebilir. Dolayısıyla net bir gün ben söylemek istemiyorum ama genelde görevlilerin bu noktaki takdir yetisine bağlı olarak size belli bir süre veriyor olacaklar. Ama bu sadece sizin Kanada'da gezme durumunu sağlayacak. Yoksa orada oturmaya da çalışma hakkı gibi bir durum size veriyor olmayacak deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, diğer bir takipçimizden bize gelen, geçen haftadan kalan soru şu yönde. Ben Amerikan vatandaşıyım. Annem 60 yaşlarında ve Green Card çıkartmayı düşünüyorum. Eğer çıkarsa, yani eğer annem Green Card alırsa 6 ayda bir girmek zorunda kalır mı Amerika'ya diye soruyor takipçimiz. Yaşından dolayı zorunluluk yok diye duymuştum. Bu ne kadar doğru acaba diye takipçimiz bize soruyor. Annenizin yaşına bağlı olmadan eğer yeşil kartı alırsa buradaki yeşil kartı alma niyetinin Amerika'da oturma ve yaşama olması gerekiyor. Dolayısıyla annenizin yaşından dolayı işte Amerika dışında daha uzun kalabilir diye bir kayde ya da bir istisna söz konusu değil. Dolayısıyla eğer Amerika'daki oturma hakkı verecek yeşil kartı anneniz alırsa Amerika'ya en az 6 ayda bir ya da yılda bir kez giriş çıkış yapması gerekecek. Ve buradaki haklarını kaybetmemek için eğer burada
kalma noktasında zorluk yaşayacaksa belki yeşil kartı hiç başvurmaması daha akıllıcı olabilir. Ya da eğer başvurmayı planlıyorsa daha sonradan kalabilecekse o zaman seyahat edebilme hakkını el alabilir. Bu noktada işte re-entry permit dedikleri bir başvuru var. Bu başvuruyu yapıp Amerika dışında 2 yıl kadar kalabilme hakkına sahip olacaktır yeşil kartı olsa bile. Dolayısıyla ben bu noktadaki tavsiyem bu olacaktır. Ve yaştan dolayı da böyle bir zorunluluk yoktur diye bir istisna da söz konusu değil deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden bize geçen haftadan gelen soru ise şu yönde. Turist vizesiyle Amerika'da araba satın alabiliyor muyuz diye takipçimiz soruyor. Araba satın alabiliyor muyuz derken siz arabayı nakit mi alacaksınız, kredili mi alacaksınız, bu değiştirebilir mi? Yoksa siz tabii ki eğer turist vizeniz varsa ve ehliyetiniz mevcut ise nakit de alıyorsanız arabayı, çok pahalı bir şey değilse ya nakit alacaksa bunu almanızda bir sorun yaşamayacaksınız. Arabayı devir alabileceksiniz. Ama tabii gün sonunda siz burada da ehliyete geçebilme, yani Amerika'daki bulunduğunuz eyaletin ehliyetini alabilme durumuna da bakmanızda fayda olacak. Yoksa araba satın almanızda turist vizenizde herhangi bir engel söz konusu değil. Bir tek problemi kredi almaya çalışırsanız yaşayacaksınız ya da sigorta yaparken biraz zorlukla karşı karşıya kalabilirsiniz arabanın sigortası için ve ehliyetiniz yoksa buradan ya da sosyal güvenlik numaranız yoksa o zaman biraz daha pahalı sigortaları tercih etmeniz gerekecek deyip bu takipçi arkadaşımızın sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden bize geçen haftadan gelen soru ise şu yönde. Green Card ile Amerika'ya gideceğim ancak orada düzenimi oturtana kadar çocuklarımı götürmeyeceğim. Green Card için sadece kendi adıma başvuru yapmıştım. Daha sonra çocukları yanıma alabilir miyim? Ve bu işlem ne kadar sürer diye takipçimiz bize soruyor. Eğer sizin şu an Green Card'ınız çıkmışsa ve bununla ilgili işlemleri yapacaksanız Amerikan Konsolosluğu üzerinden o zaman iki türlü hareket edebilirsiniz. Ya yeşil kartı, Green Card'ı alırken konsolosluk çalışmalarında çocuklarınızı da dosyaya eklersiniz ve dolayısıyla sizinle beraber çocuklarınız da green kartlarını alırlar. Ve bu sayede de siz isterseniz Amerika'ya giriş çıkış yaparsınız onlarla. Onlar geri dönerler ve siz buradaki ortamı kurarsınız. Fakat gün sonunda bu hakkı elde etmiş olurlar. Eğer ülke dışında da kalmaları gerekiyorsa bir süre bunun için izin de alınabilir. Yoksa bu en tavsiye edilen yöntem olacak. Onların çok daha uzun beklememesi için. Ama yok böyle bir aceleniz yoksa hemen o zaman öncelikle siz yeşil kartı alıyorsunuz. Ve siz buradaki düzeni kurarken de ya da öncesinde sizin yeşil kartınız üzerinizden çocuklarınıza başvuru yapılabiliyor. Ve onların yeşil karta geçmeleri neredeyse 2 yılı bulacak bir süreç oluyor. Eğer aceleniz yoksa da bu şekilde hareket edip sizin yeşil kartınız üzerinden onlara yeşil kart başvuru yapmanız da mümkün olacaktır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında aldığımız ilk soruya geçiyorum. Amerikalı biriyle Türkiye'de evlendikten sonra Amerikalı eşim Türkiye'de çalışır ve yaşarken ben Amerika'ya gitmeden Türkiye'de yeşil kart alma imkanım var mıdır diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Yani eşiniz Amerikan vatandaşı ve siz Türkiye'de yaşıyorsunuz eşinizle beraber. Buradaki sizin yani Amerika'ya gelip ve Amerika'da oturmayı yaşama planınız eşinizle orantılı değişiyor olacak. Dolayısıyla eğer sizin artık Amerika'da yaşama gibi bir planınız varsa eşinizle o zaman eşiniz üzerinden size yeşil kart başvurusu çalışmaları yapılabilecek. Ama siz eğer eşiniz hala Türkiye'de çalışacak ve Türkiye'de yaşayacaksa sizinle o zaman çok aslında yeşil karta başvuru yapma noktasında hazır olduğunuzu düşünmüyor olacağız biz. Çünkü Amerikan Konsolosluğu aşamasına geldiğinizde Amerikan Konsolosluğu size sponsor olan eşinizin Amerika'da bir ikamet kanunu olduğunu ve orada olacağınızı görmek isteyecekler. Ve eğer siz Türkiye'de çalışıyorsa, eşiniz çalışıyorsa ve buraya taşınma gibi bir planı yok ise o zaman sizin green kartı almanızda problem çıkabilir. Ama siz diyorsanız yok aslında eşimin Türkiye'de olması ben de Türkiye'de olduğum için oluyorsa biz aslında beraber sonra geçmeyi planlıyoruz diyorsanız o zaman Amerika'daki ikamet kanunu oluşturacak ve bu sayede de siz buraya geçene kadar orada bulunduğunuzu gösterip yani Türkiye'de bile olsa gerekli çalışmalar yapılıp sizi Amerika'ya yerleşmenizi sağlayacak adımlar atılıp ve yeşil karta geçmeniz mümkün olacak. Yoksa öbür türlü engelle karşı karşıya olursunuz ve yeşil karta geçiş noktasında problemle karşı karşıya kalırsınız deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.
Evet, bugün canlı yayında diğer bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Amerika'ya B1 vizesiyle girildikten sonra F1 öğrenci vizesine geçiş için onay alınırsa Türkiye'ye tekrar dönmek gerekli midir diye bir takipçimiz bize soruyor. Şimdi eğer siz Amerika'ya geldiniz, turist vizesiyle buradasınız ve burada belli bir süre geçtikten sonra statü değişikliğine geçip öğrenci vizesi statüsüne geçtiniz ve okulunuza devam ediyorsunuz, onayınızı aldınız. Tekrar ülke dışına çıkmanızı gerektiren bir durum söz konusu değil. Yani dolayısıyla siz statü değişikliğinizi yapıp okulunuzdan I-20'yi alıp göçmenlik dersinde de bunun olayını aldıktan sonra F1 statüsüne geçtikten sonra burada okulu devam ettiriyor olmanız yeterli olacaktır. Dolayısıyla okulunuzda burada devam ettiğiniz sürece statünüzü koruyor olacaksınız. Ve bu noktada da hiç sizin tekrar Türkiye'ye gitmeniz gerektiren bir durum yok. Ya da tekrar ülke dışına çıkıp Amerikan konsolosluğunda öğrenci vizesi almanızı gerektiren bir zorunluluk olmayacaktır. Eğer ki seyahat planınız, yani eğer ülke dışına çıkmak zorunda kalmazsınız. Yoksa çıkmanızı gerektiren herhangi bir durum söz konusu olmayacaktır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında diğer bir takipçimizin bize sorduğu soru şu yönde. Amerika'da turist vizesinden öğrenci vizesine statü değişikliği onaylandıktan sonra elimizdeki B1 vizesi değişiyor mu? Yoksa F1 vizesinin süresi dolana kadar tekrar aynı şekilde sürüyor mu diye bir takipçimiz soruyor bugün canlı yayında. Şimdi buradaki durum şu. Siz Amerika'ya B1 vizesiyle girmiş olabilirsiniz. Amerika'da öğrenci vizesine geçtikten sonra sizin var olan turist vizeniz iptal olmuyor ya da var olan turist vizenizi kaybetmiyorsunuz. Ya da var olan turist vizeniz B1'den F1 öğrenci vizesine geçmiyor. Sadece Amerika'da bulunduğunuz B1 statüsü F1 statüsüne geçiyor, öğrenci statüsüne. Yoksa vizeniz hala aldığınız turist vizesi oluyor ve o vizeniz hala pasaportunuzda geçerliliğini koruyor. Ve bu noktada herhangi bir pasaport üzerindeki vize noktasında bir değişim söz konusu olmuyor. Farz edelim eğitiminizi tamamladınız ve ülke dışına gittiniz. Bu sefer ileride gelmek istediğinizde elinizde var olan turist vizesiyle tekrar gelip gezme amacıyla Amerika'ya girmenizde herhangi bir engel olmayacaktır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında gelen diğer bir soru da şu yönde. Green Card mülakatında ülke dışında 6 aydan fazla bulununca sabıka kaydı isteniyor. Ben Türkmenistanlıyım. Uzun süre Türkiye'de yaşadım. Sabıka kaydını nasıl alabilirim? Bunun için Türk konsolosluğuna mı gitmem gerekiyor diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi anladığım kadarıyla Türkmenistan vatandaşı takipçimiz Türkmenistan'da yaşıyor. Ve Green Card mülakatını kazandıktan sonra gerekli konsolosluk üzerinden yapacağı Green Card çalışmasını yaparken tabii geçmişte 6 aydan fazla oturduğu ülkelerdeki ya da yerlerdeki sabıka kaydını sunmak zorunda kalacak. Dolayısıyla bu noktada Türkiye'den alacağınız sabıka kaydı ile ilgili ilk çalışmayı Türkmenistan'da bulunan Türk konsolosluğuna gidip oradan sizin sabıka kaydı ile ilgili yapacağınız çalışmanın adımını atabilirsiniz. Size bu noktada Türk konsolosluğu gerekli yardımda bulunacaktır. Türk konsolosluğu üzerinden siz sabıka kaydınızı alabilmeniz mümkün olacaktır. Eğer almada bir zorluk yaşarsanız o zaman Türkiye'deki polis mercilerinden gerekli sabıka kaydını almanız mümkün olacaktır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında gelen bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Eşim ABD vatandaşı, ben Türkiye'de yaşıyorum. 7 ay cezaevinde yattım. Cezam tamamlandı. Sabıkalıyım. Petition vizesine başvurduk. Bu süreçte sabıka kaydını sorun olur mu diye takipçimiz soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Eşinizin size Amerikan vatandaşı olduğu için yaptığı bir başvuru var. Göçmenlik vize başvurusu. Ve bu onaylandıktan sonra da siz Amerikan konsolosluğu üzerinden vize görüşmenize gidip yeşil kartınızı almaya çalışacaksınız. Tabii sabıka kaydınızdan onlara bahsedeceksiniz ve sabıka kaydınızı Amerikan konsolosluğuna sunuyor olacaksınız. Tabii Amerikan konsolosluğu bu noktada şuna dikkat edecektir. Sizin karşı karşıya kaldığınız suçun niteliğine, durumuna ve cezasına bakacaktır. Ve bundan dolayı sizin herhangi bir yeşil karta gitmenize engel olan bir suç olup olmadığına bakacaktır. Dolayısıyla sizin bize yazdığınız bu soru üzerinden biz sizin bir sorunla karşılaşmayacağınızı net olarak söyleyemeyiz. Ama şunu söyleriz. Sizin işlediğiniz suç, sizin yeşil karta geçmenizi engel oluşturacak suçlardan değilse bir sorunla karşı karşıya kalacak gibi gözükmüyorsunuz. Çünkü bir yıl altında bir ceza ile karşı karşıya kalmışsınız. Ama yok, o suçlardan biri olacaksa bu ya da onlardan biri ise o zaman af dosyası açmanız gerekebilir. Tabii bu noktada
ve daha detaylı durumunuza bakmanızda fayda vardır diyorum. Bu sayede de takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında diğer bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Oğlum ile benim aynı pasaportla 2010 yılında 10 yıllık vizemiz var. Daha sonra pasaportlarımız ayrı ayrı yenilendi ama vizeler eski beraber kullandığımız pasaportta kaldı. 2019 yılının yaz aylarında oğlum tek başına Amerika'ya giriş yapacak ama vize annesine yani bana ait olan eski pasaportta girişte bensiz bu eski pasaport yanında olsa bir sıkıntı yaşar mı diye takipçimiz soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Tabii ki öncelikle kişiler pasaport yenilenme durumlarında eski pasaportuyla yeni pasaportunu bir arada tutup teyitlerini yapabilirler. Dolayısıyla yeni pasportlarında vizeleri yok ise bile Amerika'ya giriş yaparken bu vizelerini kullanabilirler. Tabii sizin durumunuzda özel bir durum var farklılık yaratan. Bu noktada tabii çocuğunuz annenin üzerinden olan pasaportunda vizesi var. Ve dolayısıyla biraz bu farklı bir durum yaratıyor. Ama şunu söyleyebilirim. Seyahatini gene yapabilir. Yapabileceği nokta annesinin eski pasaportuyla kendisinin yeni pasaportunu alacak ki eski pasaportta vizesi var. Ve dolayısıyla bununla giriş yapmasında bir engel oluşmayabilir. Ya da daha güvende olmasını istiyorsanız müsait bir zamanında Amerikan konsolosluğuna randevu alıp tekrar bir vize almaya çalışabilir. Yoksa var olan durumla Amerika'ya ziyaret etmesinde bir sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında gelen diğer bir soru ise şu yönde. 2008 yılında ailece Green Card başvurusu yaptık ve çıktı. Tüm evrakları düzenledik ve önce ben Amerika'ya gittim. Eşimi ve çocuklarımı bazı nedenlerden dolayı götüremedim. Bize Amerika'dan gelen sarı zarflar duruyor. Hakları zayi mi oldu? Eğer zayi olduysa tekrar Green Card başvurusu yapabilir miyim diye takipçimiz bize soruyor. Size 2008 yılında çıkan bir hakkı o zaman itibariyle kullanılması gerekiyor kişilerin. Eğer kullanmadıysalar bu haklarını kaybetmiş oluyorlar. Çünkü biliyorsunuz 2008'de çıktığında başvuru yaptığınızda 2009 yılında ancak onu alıyor olmanız gerekiyor. Yani 2010'a kaldığı zaman onu alıyor. Yani 2009'un Eylül'den sonra bir daha alamıyorsunuz. Dolayısıyla bu noktada eş ve çocuklarınız green kartlarını kaybetmiş sayılıyorlar. Eğer siz, çünkü siz giriş yaptığınızı anlatıyorsunuz. Eğer siz yeşil kartınızı koruyabildiyseniz ve Amerika'ya seyahat ediyorsanız bu sayede o zaman şu an yapacağınız en ideal şey sizin üzerinizden eş ve çocuklarınız için başvuru yapıp onların yeşil karta gitmeleri için adım atabilirsiniz. Ama bu da tabii sizin de şu anki süreçte bir yeşil kartınızın olması gerekiyor, geçerli olması gerekiyor. Bu geçerli olduğu sürece sizin üzerinizden onlara başvuru yapmanız mümkün olacaktır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında gelen diğer bir soru da şu yönde. 10 yıllık turist vizem var. Amerikan vatandaşı olmak istiyorum. Nasıl başvuruda bulunabilirim diye takipçimiz soruyor. Şimdi Amerikan vatandaşı olabilmeniz için öncelikle sizin green card denilen yeşil karta sahip olup Amerika'da oturma ve yaşama hakkına sahip olmanız lazım. Ve bu hakta sahip olduktan sonra genelde 5 yıl geçtikten sonra vatandaşlığa geçebilme durumunuz olacaktır. Dolayısıyla Amerikan vatandaşlığına ancak bu şekillerde geçiyor olabileceksiniz. Önce yeşil kart alıyor olmanız lazım. Yeşil karttan sonra bu adımlarınız olacaktır. Dolayısıyla yeşil kartı nasıl alabileceğiniz adımlarınızda bunu aile üzerinden yapabilmeniz mümkün olabilir. Sizin için aile üzerinden yapılan bir başvuru üzerinden ya da bir iş yeri üzerinden size yeşil kart başvurusu yapılırsa bu adımları atabilirsiniz. Ya da yatırım yapacaksanız yapacağınız yatırım üzerinden bu yeşil kartı hakkına sahip olabilirsiniz. Bir de daha başvurunuzu yapmadıysanız önümüzde 2-3 gün daha kaldı. Çekiliş üzerinden yapacağınız green card başvuruları üzerinden eğer hak elde ederseniz onun üzerinden green card'a gidip green card sürecinden sonra da vatandaşlığa geçme hakkına sahip olacaksınız deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Türkmenistanlıyım. Amerika'da bana Green Card için sponsor olacak firma buldum. Benim için firmanın nereye başvurması lazım ve hangi evrakları hazırlaması gerekiyor diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Amerika'daki bir şirket sizin için yeşil kart ya da Green Card başvurusu yapacaksa öncelikle önemli olan nokta bu şirketin finansal gücünün size çalışacağınız pozisyonda ödeyeceği maaşı kapsayacak kadar yeterli olmasıdır. Bu öncelikle bilmeniz gereken bir şart.
İkinci, tabii sizi almayı düşündüğü pozisyona sizin de uygun oluyor olmanız gerekiyor. Ve bunlar uygunsa o zaman sizin Amerika'daki şirket öncelikle İş ve İşçi Bakanlığı'na başvuruyor. Ve bu başvuruda da sizin alacağınız ya da sizin çalışacağınız iş için öncelikle bir Amerikalı'nın olup olmayacağına bakıyor, bulup bulamayacağına. Ve Amerikalı birini bulamazsa onlardan izin istiyor İş ve İşçi Bakanlığı'ndan. İzni aldıktan sonra da göçmenlik dairesinde sizin göçmenlik vizesine başvuruyor. Ve ondan sonra da Amerikan konsolosluğu üzerinden siz göçmenlik vizesine geçiş çalışmalarını yapıp Amerika'ya geliyor olacaksınız. Ve bu sayede de Green Card'ı elde edip bu iş yerinde çalışmaya başlıyor olacaksınız deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında gelen diğer bir soru da şu yönde. Amerika'da ırkçı saldırıyla karşılaşırsam ya da polisin tacizine maruz kalırsam ne gibi hakkım var? Kimlik göstermek şart mı vesaire diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi siz eğer Amerika'da bulunacağınız süreçte, eğer bu turistikse ya da geçici bir süreçse ya da kalıcıysa önemli değil. Bu süreçte herhangi bir saldırıya maruz kalırsanız öncelikle bu saldırıya karşı hemen polis güçlerine bildirimde bulunup gerekli şikayetlerde bulunmanız gerekecek. Ve bu noktada polis güçleri gerekli sizin korumanız ve güvenliğiniz için gerekli adımları atıyor olacaklar. Ve size bu saldırıları, ırkçı saldırıları yapan kişilere karşı da gerekli cezai çalışmaları başlatıyor olacaklar. Eğer diyorsanız ki bu öyle değil, farklı bir durumda polis tacizine maruz kalırsam ne yapacağım dediğiniz noktada da tabii ki eğer böyle bir durumla da karşı karşıya bulursanız bu mevcut ya da bulunan polis kimse bunu kendisinin bağlı olduğu merkezine şikayetinde bulunup gerekli şikayetlerinizi dile getirip savcılığa da gidip çalışmaları başlatabilirsiniz. Dolayısıyla Amerika'da aslında ırkçı noktadaki saldırılar çok ciddi alınan şeyler, çok kınanan durumlar. Hangi gruba ya da duruma yapılırsa biliyorsunuz buradan daha bir hafta önce, bir buçuk hafta önce Amerika'da Pittsburgh'da maalesef bir sinagogda 10 bin kişiye karşı bir saldırı oldu ve öldürüldü bu kişiler. Ve çok acı bir durumdu. Gerçekten bu tip ırkçı saldırıların herhangi bir dini, inancı ya da belli bir kimliği yok. Maalesef herkesin, her grupta, her dinde herkesin başına gelebiliyor. Dolayısıyla bu tip ırkçı saldırılar kesinlikle Amerika'da taviz verilmeyen konular. Bu noktada bir durumla karşı karşıya kalırsa kişi güvenliği sağlayabilir. Ama polisin ise kimlik sorması gibi durumlar, yani bunlar olabilecek şeyler. Sonuçta eğer herhangi bir güvenlik sorunu ya da endişesi oluşan bir durumda Amerika'da polisler bu noktada bir ihtiyaç görseler kişilerin kimliğine ve durumlarına bakabilirler. Dolayısıyla bu adımı yani çok şey görmemek lazım. Hani size kimlik sorması sizi işte taciz ediyor anlamında polisin gelmemesi gerekiyor. Ve bu noktada da dediğim gibi sizin daha duyarlı davranıp daha da güvenlik güçleriyle, işbirliğiyle hareket ediyor olmanız önemli bir nokta deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, diğer bir takipçimiz bugün canlı yayında bize sorduğu soru, çalıştığım restoranta yabancı turist ağırladığımız için İngilizcemi geliştirmeliyim. İşletmeden imzalı evrakla iznim var. Ancak ilk vizemde ret aldım ve ikincisinde de ret alacağımı düşünüyorum. Amerika vizesi almak için başka hangi yolları deneyebilirim diye takipçimiz bize soruyor. Amerika'ya gelmek için ya da Amerika'ya gelebilmek ve turist vizesini alabilmek için Amerikan konsolosluğu sizin geliş amacınıza bakıyor ve Türkiye'deki bağlarınızın güçlüğüne bakıyor. Dolayısıyla sizin bağlarınızın daha güçlendiğini, finansal olarak daha iyi durumda olduğunuzu, işte bir yerde çalışmaya devam ettiğinizi, bu tip farkları görmeleri önemli. Ve bu durumlarda vizeyi vermedikleri zaman, diyelim bir 6 ay sonra tekrar deneyeceğiniz zaman, bu denemeyi yaptığınızda bu 6 ayda nelerin değiştiğini Amerikan konsolosluğu görmek istiyor. Dolayısıyla ancak bu şekilde siz vizenizi alabilme durumuyla karşı karşıya kalabilirsiniz. O açıdan burada benim en büyük tavsiyem Türkiye'deki bağlarınızı daha çok geliştiriyor olmanız ve güçlendiriyor olmanız ki Amerikan konsolosluğu size vizeyi verdikleri zaman Amerika'ya geldiğinizde geri döneceğinize inanıyor olmaları gerekiyor. Dolayısıyla bunu görebilmelerin en iyi yönü de sizin bağlarınızın güçlendiğini görmelerinde fayda var. Bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.